Efendim ben başkentten buraya kızınızla evlenebilmek için sizin onayınızı almaya geldim. Aslında bu konuşmayı yapmayı hayal ettiğim yer burası kesinlikle değildi. Siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Eminim. Ama maalesef şartlar böyle gerektirdi. Geleceği planlamak için daha çok vaktiniz olacak Üstelik Emenimdur. Öncelikle kendimizi güvende hissedeceğimiz bir yer bulmamız lazım. Tabii. Şu anda hayatımızdaki en önemli şey zaman hanımefendi. En önemli şey hayatta kalmak. Birazdan gelecek olan tren bizi yine ayıracak. Ben artık böyle bir şey olsun istemiyorum. Ben buna dayanamam. Şura. Birkaç saat önce dünyanın en bedbaht insanıyken şu an sanki en mutlu insanı benim. Birlikte olmak bizim kaderimiz. Eğer bu onuru bana bahşederseniz, hayatım boyunca kendimi kızınızın mutluluğuna adayacağıma ve onu hep sevip koruyacağıma dair şerefim üstüne söz veriyorum size. İsyancılar peşinizde değil mi? Karayistedesiniz. İsyancıların peşimizde olduğu doğrudur. Ama biz onlardan kaçmıyoruz. Gölgesi ölüm olan biri olarak çok cesursunuz Süleyman. Bakın hanımefendi, ben bir askerim. Nice büyük ordulara karşı savaşırken bile korku tattığım bir duygu olmadı. İsyancılardan da korkmuyorum. Ama ben Şura'nın geleceğinden korkuyorum. Teyze, onu sürüklediğiniz macera içime sinmiyor. Benim tek bir geleceğim var. Bunu defalarca daha önce söyledim. Seyit'le. Benim geleceğim Seyit. Şura Seyit'le mi gidecek şimdi? Bilmiyorum. Buradan sonra nereye gitmeyi planlıyorsunuz? Aluşta'ya, alemin yanına. Çardan olabildiğince uzak. Şu anda benim için tek umut Kırım'ı kurtarabilmek. Yani doğup büyüdüğüm topraklarımı, ailemi, isyancılardan kurtarabilmek. Hayatınız tehlikede. Üstelik gideceğiniz yer de güvenli değil. Şurayı nasıl bir maceraya sürüklüyorsunuz Süleyman? Teyze! Ben hayatta olduğum sürece Şura benim yanımda güvenlidir. Sizi temin ediyorum. Hayatta kaldığınız sürece. Bize artık hiçbir şey olmayacak. Hem olursa bile kimin yanında son nefesimi vereceğimi biliyorum. Şura gitmene izin veremem. Anne. Soğuk pencerenin altından bile ısırıyor. Gelsenize. Ben şimdi geliyorum Murat. Nereye? Üstelik Eminov nasıl bir kırımla karşılaşacağını henüz bilmiyorum. Üstelik ailesinin de durumunuzdan haberdar olduğunu zannetmiyorum. Anne. Lütfen Şura, sözümü kesme. Daha önce planladığınız gibi hep beraber teyzene gideceğiz. Yazın Üsteğmen Eminov ailesiyle birlikte yanımızda olur. Aileler tanışır. Evliliğiniz uygun koşullarda gerçekleşir. Kızımın bizden ayrı bir bilinmeyene doğru gitmesini uygun bulmuyorum Üsteğmen. Bu hem tehlikeli bir macera hem de yakışıksız bir durum olur. Eğer Şura'yı seviyorsanız Üsteğmen, onun onurunu da düşünmek zorundasınız. En doğrusu bu Şura. Elbette. Seyit! Seyit hayır! Thank you.
Esma dur! 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 Celil Kamil yok! Dur! Çura. Ailemin kararlarına karşı direnemem. Eğer evlendiğimiz için tek şartları buysa... ...bunu seve seve kabul ederim. Yaşadığımız bunca ay... ...önümüze çıkan bunca engelden sonra senin güvende kalacağın iki ay... ...benim için iki dakika gibi geçer. Yere yatın! Pencereden uzak durun! Söyledi herhalde. Büyük şehirlerde kalamayız artık. Her yerdeler. Ben gidip arabayı getiririm. Şura acele et. Celil. Dikkat et. Ne olur Seyit. Ne olur siz de binin bu trene. Binin bu trene. Aşkım annen haklı. Biz yokken daha güvende olacaksınız. Hadi. Seyit, ben gitmek istemiyorum. Şura, gel. Gel buraya. İki ay sonra senin yanına geleceğim. Seyit. İki ay sonra seni almak için geleceğim. Lütfen Şura. Lütfen. Ben iki ay daha... İki ay daha o cehennemi yaşamak istemiyorum. İki ay daha yaşamak istemiyorum Seyit. Bize bir şey olmayacak. Şura, hadi. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Sadece iki ay sonra buluşacağız seninle. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ağlama. Ağlama. Hadi dikkat et kendine. Hadi gir. Gir içeri. Dikkat et kendine. Thank you.
şüphe etme. Sen yapman gerekeni yaptın. Onunla sürekli ölümün kıyısında yaşayacaktın. Yoksa sen Seyit'i ölümden korktun için mi bıraktın Şura? Onun yanında korkar mısın ki? Gitmemiz gerekiyor. Hadi. Tamam. Celil.